Selamlar herkese. Yeni haftanın hepimize sağlık, güzellik ve bol kazanç getirmesini dileyerek başlayalım. Bugün yurt içinde enflasyon rakamları açıklandı. Bunun ardından emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranları ile birlikte bazı kalemlerdeki artış oranları da netleşti. Dolar ve altın yeni rekorları gördük. Kriptolarda yükseliş vardı. Haftanın en kritik verisi ise Cuma günü açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam rakamları olacak. Bu video ödüllü yatırım kuruluşu GCM Yatırım'ın katkılarıyla hazırlanmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu bu sabah Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Piyasa beklentisinin altında kalsa da bir önceki ayın %61,36'lık artışından daha yüksek oranda bir artış gerçekleşti. TÜİK verilerine göre enflasyon Kasım'da aylık %3,28, yıllık %61,98 oranında arttı. Piyasada beklenti yıllık %63, aylık %3,90 artış olmasıydı. Yıllık en fazla artış lokanta ve otellerde, aylık en fazla artış ise konutlarda gerçekleşti. Doğalgazda bedelsiz kullanım miktarı olan 25 metreküplük kullanımların enflasyona yansıdığı görüldü. Bunun etkisiyle de aylık hesaplamada en fazla artış konut kategorisinde oldu. Enflasyonla politika faizi arasındaki fark 22 puana inerek 2 yılın en düşüğünü gördü. Merkez Bankası 23 Kasım toplantısında politika faizini %40'a çıkarmıştı. Bu arada ENAG verilerine göre enflasyon aylık %5,58, yıllık %29,27 artışla TÜİK verilerini yine ikiye katladı. İşçi ve memurların maaşlarına yapılacak zam oranları 6 aylık enflasyon verilerine göre yapılıyor. Kasım ayı verisiyle birlikte 5 aylık kesinleşen zam oranı %33,66 olarak hesaplandı. Memur ve emeklisinin 5 aylık enflasyon farkı %26 olurken buna bir de %15'lik toplu sözleşme farkı yansıtılacak. Bu arada 11 Aralık'ta 2024 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için toplantılar başlıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcileri bu ay boyunca birkaç defa bir araya gelecekler ve ayın sonunda da nihai karar açıklanacak. Türk İş Başkanı Ergün Atalay hafta sonu yaptığı açıklamada asgari ücretin açlık sınırının altında olamayacağını söyledi. Bu nedenle de pazarlığa bu seviyenin üzerinde başlayacaklarını belirtti. Açlık sınırı şu an 14 bin lira. Borsa İstanbul'da kararsız günler devam ediyor. BIST 100 endeksi bir türlü 8 bin puan üzerinde kalıcılık sağlayamadı. Yabancı tarafında biraz kımıldanma olsa da hala yeterli değil. Endeks bugün 8.056 puandan açılış yaptı fakat gün içerisinde 8.000 puan altını test etti. Geçtiğimiz hafta kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Türkiye'nin kredi notu görünümünü durağından pozitife yükseltti. Bunun etkisiyle Cuma günü güzel bir artış olmuştu. Fakat bugünkü duruma bakıldığında S&P'nin etkisinin çok kısa sürdüğünü görüyoruz. Bu tabloya bakarak yatırımcıların daha fazla kanıt ve gelişme görmek istediğini söyleyebiliriz. Yerli yatırımcı tarafında da bir endişe ve belirsizlik havası hakim. Genel olarak olumlu beklenti içinde olsak da şu anki tabloya bakıldığında sanki yatırımcılar yeni pozisyon açmak yerine mevcudu koruma çabası içindeymiş gibi görünüyor. Orta Doğu'daki gerilimin risk iştahını azaltması, mevduat faizlerinin artması, borsanın 2 aydır volatil olması yatırımcıların çıkışını hızlandırdı. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre Kasım ayında 350 bin yatırımcı çıkış yaparken bu borsa tarihindeki en sert düşüş olarak kaydedildi. 30 Kasım itibarıyla 8 milyon 215 bin olan yatırımcı sayısı azaldı. Almaya devam ediyor. Bu sayı 3 Aralık itibarıyla biraz daha düşerek 8 milyon 151 bine geriledi. Bunların piyasa değeri 10.8 trilyon lira seviyesinde. Halka arzlarda da az da olsa katılımın düştüğünü söyleyebiliriz. Geçen hafta talep toplamı gerçekleşen 3 şirketin halka arz sonuçları bugün açıklandı. Batı Ege, GYO ve Çates Elektrik halka arzına 3 milyondan fazla yatırımcı katıldı. Her ikisinde de bireyselden 2 kat talep geldi. Bu oran diğer halka arzlarda çok daha fazla oluyordu. Şeker yatırımın arzına katılım ise 3 milyonun altında kaldı. Bu verilere bakarak taze yatırımcıların son dönemdeki düşüşlerden korktuğunu ve borsadan kaçtığını söyleyebiliriz. BIST 100 endeksi günün ilk yarısında satıcılı seyretti ve 7.962 puana kadar indi. İkinci yarıda toparlanmaya başladı ve kapanışı %0,76 artışla 8.087 puandan yaptı. Gün içinde gördüğü en yüksek puan 8.108 oldu. Endeks dolar bazında 279.80 dolar seviyesinde bulunuyor. Toplam işlem hacmi 88.1 milyar lira oldu. En yüksek işlem hacmi Türk Hava Yolları, İş Bankası, Sasa, Yapı Kredi Bankası ve Tüpraş'ta gerçekleşti. Günlük en fazla para girişi Türk Hava Yolları, Akbank ve Yapı Kredi'de. En fazla para çıkışı ise
Turkcell, Ereğli ve Migros'ta kaydedildi. En fazla artanlar Cante, Borsan Yatırım ve Tekfen olurken en fazla düşenler Eczacıbaşı Yatırım, Koca Erçelik ve Alfa Solar Enerji olarak sıralanıyor. Bugün sektör endekslerinden en fazla yükselen %2,75 ile bankacılık olurken onu gıda izledi. En fazla düşen ise %1,98 ile spor oldu. Garanti Yatırım model portföyünü güncelledi. Şok marketleri ekleyip Arçelik'i çıkardı. Kurumun model portföyünde son güncelleme sonrasında yer alan şirketler Akbank, Bimaş, Koç Holding, Şok Marketler, Turkcell, Türk Hava Yolları ve Yapı Kredi Bankası olarak sıralanıyor. Altın fiyatları Fed'in faiz artırım sürecini tamamladığı ve faiz indirimine hazırlandığı yönündeki beklentilerle yükselişini sürdürüyor. Bugün hem ons altın hem de yurt içi altın fiyatları rekor kırdı. Ons altın Asya seansında 2148 dolara iğne atarak rekor kırdı. Böylece bir önceki rekor olan 2078 doları aşarak kritik direnci geçmiş oldu. Günün devamında ise biraz geri çekilerek 2070 dolar civarında seyretti. Ons altının rekor kırdığı dakikalarda dolar 29 lirayı aşarken gram altın 1997 lira ile tüm zamanların zirvesine çıktı. Gram altın sene başından bu yana %75 oranında değer kazandı. Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilim ve Amerika'da faiz oranlarının düşeceği beklentisini göz önünde bulundurursak altın fiyatlarının yakın vadede yükseliş trendinde kalmasını bekleyebiliriz. İsrail ile Hamas arasında da bir türlü olumlu gelişme sağlanamadı. Geçen hafta birkaç günlük ateşkes ilan edilmişti. Fakat ateşkes biter bitmez çatışmalar aynı hızıyla tekrardan başladı. Bu da yatırımcıların güvenli liman olan altına yönelimini artırıyor. UBS analistleri ons altının 2024 yılı sonunda 2250 dolara çıkacağını öngörüyor. Bugün test ettiği 2150 dolar seviyesini göz önünde bulundurursak çok iyimser bir tahmin olduğunu söyleyebiliriz. Altın yatırımcısı Cuma günü açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam rakamlarını takip edecek. Fed'in faiz artırım sürecini tamamladığı yönündeki beklenti doların küreselde zayıflamasını sağlıyor. Bu nedenle de altın fiyatları yükseliyor. Fakat dolar kur içeride rekor kırmaya, Türk lirası ise en zayıf gelişen ülke para birimi olmaya devam ediyor. Geçen haftayı 28.89'dan kapatan dolar kuru uluslararası piyasalarda saat 2'de anlık olarak 29 lira 24 kuruşa çıktı. Bu seviye tüm zamanların en yükseği demek. Daha sonra geri çekildi ve yurt içi piyasaların açıldığı sıralarda 29'un altına indi. Gün boyu da 28 lira 90 kuruş civarında seyretti. Kripto paralar haftaya çok güçlü bir başlangıç yaptı. Bitcoin 42 bin doların üzerine çıktı. Mayıs 2022'den bu yana da ilk defa 40 bin doların üzerine çıktı. Geçtiğimiz hafta Standard Chartered Bitcoin'in 2024 yılı sonuna kadar 100 bin dolara ulaşacağı yönünde bir tahminde bulunmuştu. Banka bunun çok sayıda ETF'in onaylanmasıyla gerçekleşeceğini belirtti. Kripto finansal hizmetler şirketi Matrixport ise gelecek yıl 125 bin doları görmesini bekliyor. Bitcoin fiyatındaki artışın ardından piyasa değeri %4'e yakın artarak 1 trilyon 540 milyar doları aştı. Herkese kazançlı bir hafta diliyorum. İyi akşamlar.